Merhaba ben Giray Kaçer kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli iki tane detayımız var. Bir transferde bir pürüz çıktı vazgeçildi iddiası var. Ve Siyopis detayımız var arkadaşlar. Siyopis yetişsiz sağlara baba ayak bastı. Ve Ertuğrul Doğan Başkan'dan önemli açıklamalar geldi. Hem elimizdeki oyuncularla alakalı hem transfer dönemiyle alakalı. Şimdi bu konularımızı hep beraber işlemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah bizleri yeni görenler takip alıp videomuzu da beğenmeyi ihmal etmezseniz çok seviniriz. Şimdi tabii arkadaşlar rakiplerimiz iyi transferler yapıldı. Ve başkanı yakalayan gazeteci ilk sorduğu soru rakiplerin transferi. Özellikle İstanbul'da yakalandıysa başkan hemen ee, işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaşı yapmış olduğu transferler soruluyor. Şimdi geçen sene başkan... Aslında örnek veriyor da şimdi detayları vereceğim sizlere. Bir yorumlayalım. Üzerinin arkasından gene maalesef kötü bir haber var. Ve Siyopis gelişmesi yaşanıyor. Sabah da Siopis işlemiştik. Hatta menajeri davet edildi demiştik. Demek ki Siyopis tarafında belli bir e, e, mesafe kat edildi. Bakalım nereye gidecek bu işin sonu. Onu da birazdan elimden geldiğince sizlerle beraber paylaşacağım. E, Trabzonspor camiasının rakipleriyle mücadele edebilmesi için Birlik ve beraberlik gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun türbinlerin dolması gerekiyor. Ben geldiğim gün söylemişim ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. 70 milyon euroyu bulan nakit akışını kulübümüze soktuk dedi başkan. Hani taraftarın her ihtimalde de kulübüne sahip çıkması gereken bir dönem içerisindeyiz diyor. Elimizde birçok oyuncu var. Birçok oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuları bir şekilde elden çıkartmamız gerekiyor diyor başkan. İşte o bir şekilde sıkıntılı bir cümle arkadaşlar. O bir şekilde hiçbir zaman bize yararı olmuyor arkadaşlar. O bir şekildeyi e, hani göndermek için bonservis bedeli karşılığını veren takıma vermemiz gerekiyor. Ve biz oyuncularımızı değersizleştirmemiz gerekiyor. Bu bir şekilden dolayı her zaman zarar edeceğiz. Bu cümle kesinlikle bize zarara sebep olacak arkadaşlar. Ama geçmişe dönen hatalar var. İşte bu çıkı dönülmez bir döngü abi. Geçen sen Abdullah Avcı'nın kadrosunu bu seneki teknik direktörümüz istemedi. Ben dedi Santofora Petkoviç alacağım diyor. İşte sol tarafı Orçici getirdi. Önlü libero da dedi ben Siopis Doğucan'dan ziyade Korbelis gibi uzun boylu bir önlü bir tercihinde bulundu mesela. Tak yönetimimiz da aslında ama sunuldu hemen kabul etti teknik direktörümüz. Gibi gibi bir döngüye gidiyorsun. Seni atıyorum elindeki stoperlere gelecek olan başka bir teknik adam istemeyebilir. Yani burada... Biraz da kulübün bu işleri elinde tutması gerekiyor. Kulübümüzün bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Hani her gelen teknik direktörümüzün istediği oyuncuyu alacağız diyor başkan mesela. Bana göre bu hani güzel bir şey. Hocaya getiriyorsun, ona güveniyorsun, oyuncu getiriyorsun güzel bir şey ama ileriye dönük sana sıkıntı çıkartabiliyor. Bakın Koyta mesela ciddi bir problem. Densville sözleşme uzattı Abdullah Avcı istedi. Dansville'le sezon başında göndermeye planlıyorsun. Parası yüksek diyorsun. Ama bu parayı adamın sözleşmesini biz verdik, uzattık yani biz adamı ikna ettik bu paralara. Böyle de bir detay var. Şimdi tabii rakiplerimizin yaptığı transferler soruldu ve bizi ilgilendiren bir durum değil dedi. Trabzonspor geçen yıl tarihin en yüksek bedelli kadrosunu kurdu. Sonuç ortada birlik olmadıkça sağda sağda hani e, çıkarttığınız ücreti de ödemediğiniz takdirde. Bir başarı gelmiyor. Biz bunu geçen sene yaşadık dedi. Evet geçen sene biz bunu yaşadık. Ama şimdi kaliteli bir kadro kuruyorsun diye başarısız başarısız olduk diye bir nitelendirip biz bundan sonra o zaman böyle 24-25 yaşında oyuncu alalım. Çok paralar vermeyelim diye bir kadro kurarsan da hayatın boyunca dördüncülüğe beşinciliğe oynamak için eyvallah dersin. Ama kaliteli oyuncular getirirsen, kaliteli ayaklar getirirsen sen bu yarışta bir numara olursun. Bir kere transfer üstünlüğünü kurman lazım. Taraftarları stada stada çekmen lazım. Forma satışını yapman lazım. Bunun için oyuncu gerekiyor. İyi oyuncular izlemek gerekiyor. Nasıl bir tiyatroya gittiğin zaman tiyatroyu beğendiğinde ya yani evine dönüyorsun ve bir tiyatro daha olsun bir daha gideyim diyorsun. Maç da böyle bir şey. Sahnedir arkadaşlar. Sahnede iyi bir e, futbol olduğu takdirde sen de çıkıp e, gidip tekrardan izlemek istersin. Bu böyledir ve ben burada başkanım tamam. Eyvallah sahada problem olmaması lazım. Paralar zamanında ödenmesi lazım. Takımda arkadaşlık kurmak lazım ama yani burada iyi transfer, kaliteli transferler çok ve para veriyorum diye her sezon, her zaman bu sıkıntıları yaşayacağım diye de bir kural yok. Burada başkan böyle bir açıklama yapmış. yani ee, parasını veremeyeceğiz demeye getiriyor aslında. Biz parasını veremeyeceğiz diyor. Bu kadar yüksek maliyetli oyuncuları ödeyemeyeceğimiz için getirmenin bir anlamı yok. Biz bu oyuncularla başarı sağlayamayız. En kötü gene 4. 5. olurum diyor herhalde parasını ödeyemeyeceğin için. Biraz bu sene böyle olacak gibi duruyor arkadaşlar. Biz gene ama 6 numara 8 numara işte oynayabilen kanatta Santafor'da bir tane de stoper beklediğimizi biliyorsunuz. Ve bu isimleri inşallah kaliteli isimler olduğu söyleniliyor. Biz de bekliyoruz arkadaşlar transferde ama biz birazcık hani şimdi bakıyorum Fener Galatasaray'a Beşiktaş'a bakıyorum. Adamlar 8 milyon 10 milyon 7 milyonlar çat 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 bonservisleri veriyor ama biz bir limit kurduk. O limitin üzerine çıkamıyoruz arkadaşlar. Bu sezon birazcık böyle sıkıntılarımız var. Teknik direktörümüzle anlaşmamızdaki ilk etapta konuşulanlar da bunlardı zaten. Çok maliyetli oyuncular değil. Daha çok başarıya aç, bizi başarıya götürebilecek oyunculardan kurulacak deniliyordu. Şimdi sabah Larsen'le la alakalı çok fazla soru geliyor. Şimdi arkadaşlar bir bekin önündeki oyuncu çok önemlidir. Larsen'in performansını önündeki Vizca ile arasındaki hani o Vizca'nın rakip sol takip edip etmediği, Vizca'nın Larsen'e destek olup olmaması da çok önemli. Mesela Larsen'le yattı arayı sağ tarafa koyalım arkadaşlar. Larsen paramparça olur. Çünkü yattı ara genelde geriye yardım etmez arkadaşlar. Öyle bir oyuncudu. Ona top atacaksın. Onu idare ederdik biz. Ama şimdi Larsen önünde bir Vizca var ve Vizca Larsen'e de defansa da yardım eden bir oyuncu. Vizca o kanadı komple kullanabilen bir oyuncu. ve Larsen'in performansı Vizca'ya rağmen düşükse Burada Larsen'in düşünmesi gerekiyor. Bu Mehmet Can Aydın mı oynar, Larsen oynar göreceğiz. Artık maç haftasına girdik. Kadro şekillendi gibi gözüküyor. Hepimiz kadro 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz, görüyoruz. Tabi Korberis'in de sahaya çıkması güzel bir haber. Bugün Korberis'in de sahaya çıkması güzel bir haber. Şimdi asıl konularımıza gelelim. Fazla da uzatmayayım konuları. Korberis deyince Siopis'ten başlayalım. Daha sonra bir transferde daha plus çıktı. Vazgeçildi. Durduruldu iddiası var. Şimdi Siopis'in menajeri davet edildi biliyorsunuz. Kardeşim gel buraya sıkıntın nedendi. Ee, tabii, e, Tabi Siopis'in Siyopis'in bel ağrılarından dolayı antrenmana çıkmıyordu. Bakın gerçekten Siopis'in bel ağrısı varsa bir şey diyemem buna. Gerçekten. Ama bu bir bahane ise Siopis gerçekten bel ağrısının dışında sahaya çıkmayı pazarlık aşamasındayım, konsantre olamıyorum, girmeyeyim sahaya diyerek bugüne kadar bizi oyaladıysa ve bugün Şimdi kulübümüz bir resim paylaşmış. işte idman fotoğrafları paylaşmış. O fotoğraflarda Siopis de var. Üzerine üzerine giymiş tişörtünü sahaya çıkmış. Ayakkabısını göremedim. İdmanda da görsellerde göremedim. Düz koşu mu yaptı, yürüyüş mü yaptı, takımla beraber mi çalıştı? Önemli olan detay bu ama Siopis'in ilk defa belki bir ay mı oldu, bilmiyorum daha fazla mı oldu? İlk defa sahaya çıkması tabii ki de bir olumlu hareket. Muhtemelen görüşmeler devam ediyor Siopis cephesinde. Ee, tabii Siopis gideceğim diye bir ısrarı var ama menajeriyle de konuşulacak. Belki de bir orta yol bulunup CEO de gel kardeşim bak menajerinle de konuşuyoruz. Sen menajerini hatta buraya davet ettik. Bunun iş için orta yolunu bulalım diyebilirler ve bu işi de bu şekilde kapatabilirler. Çünkü bakın e, transfer yapmaya çalışıyorsun ama hep bir pürüz çıkıyor. İstenilen paralar 2 milyonlar 3 milyon eurolar. Bonservis paraları çok yüksek. Bunları tabi oyuncular da biliyor. Oyuncular da görüyor. Dışarıdan bir oyuncu getirmeye kalksa Trabzonspor takımı çok ciddi rakamlar telaffuz ediliyor ve Transferler çoğu ülkede bitmeye aşamasına geldi. Bizde zaman var ama çoğu oyuncu boşdaki oyuncular da dahil iyi oyuncular kapıldı. Gittiler bir yerlere imzalarını attılar. Şu an zaten bu saatten sonra boşta elinde sözleşmesi olan oyuncularda hep bir eskiden kalma bir sıkıntılar vardır. Sakatlıktan geçmiştir, boş bir sezon geçirmiştir ya da çok yüksek maliyetli oyuncular kalmıştır. Yani birazcık bu süreçte zor. Tabi açıklanmasını bekliyoruz, kapların gelmesini bekliyoruz. Şimdi mesela bu de Makato'yu Trabzonspor takımımız istiyor biliyorsunuz. Sabah da konuştuk. 1,5 milyon euro veriyorsun. 500 bin euro da imza parası vereyim diyorsun. Ama Makato'da şöyle bir pürüz detay var. Oyuncu 3 milyon eurodan aşağı vermeyecek bu avise takım. Çünkü neden? Braga ile bu, bu bonservis yer 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 bölünecek. 1,5 milyon euro iyi bir para onlar için. Biz de 1,5 veriyorsun. Adam 750 bin euroya boşa çıkacak. Oyuncu bize gelmekte çok ısrarlı. Belki bilmiyorum bir blörf mü yapıyoruz? Makato çünkü listenin başındaki isimlerden bir tanesiydi. Ve gelinen noktada Makato transferinin Trabzonspor takımımızın dondurduğu iddiası geldi. Bu da önemli bir iddia arkadaşlar. Siopis sahaya indi. Makato donduruldu. İki tane ön libero, altı numara. Bilmiyorum acaba bir tesadüf müdür? Yoksa bu işi... Ee, bu işi bu şekilde mi bağlayacaklar? Göreceğiz ilerleyen süreçte ama Siopis'in sahaya inmesi bile birazcık olumlu gibi geliyor. Birazcık e, hani menajeri çağrıldı. Hemen akabinde sahaya Siop'sinin inmesi güzel haber. Batista Mendy Fransa'da Angers takımında oynayan bir oyuncu. 23 yaşında gene bakın. 23-24 yaş aralığında gidiyoruz. Sabah konuştuk. Lig 1'de bu sene 35 maç, bir önceki sezonda 35 maç oynamış. E, uzun boylu tam bir 6 numara, fiziksel özellikleri olan, ayak ayaklarına hakim, boy ortalaması 1.90 olmasına rağmen ayağına hakim bir oyuncudan bahsediyoruz. Batista Mendy bugün gündeme geldi. Makato donduruldu, durdu, Mendy gündeme geldi. Bakın. stoperde mesela Kopenhag pardon Danimarka'dan haber gelmişti. Hatırlayın. Oyuncu ben iş bırakmıyorum dedi. Tak Brezilya'da tam tormaya e geldi. Yani birazcık bağlantılı gidiyor bu haberlerde bilmiyorum. Ama Trabzonspor takımımız ee, hamlelerini yapıyor. Kapları bekliyoruz. Sezon baş, maçlar başlamadan zaten kadronun artık şekillendi ama şu Galatasaray maçına yetiştirme çabası var. Galatasaray maçına yetiştirme çabası var. Önemli bir parada girdi. Reklam sponsorlar, stat isimleri falan derken birazcık şöyle bir yukarıya doğru bir havamız yükseldi. İnşallah gelecek olan 2-3 tane de şöyle bomba baba oyuncuyla beraber daha da şekillenir bu transfer süreci diye düşünüyorum. Yani kadro yapılanmamızı kadro oyuncu oyuncularımızı değerlendirmesini dün çok uzun yaptım. Bana takım yeterli mi, hazır mı? Birçok soru geliyor. Şu anki görüntüde tabi hazırlık maçlarını ölçü almamak lazım. Hazırlık maçlarında oyuncu kendini kollar. AYK maçı bize kötü bir görüntü verdi. Karadeniz maçı zaten dikkate almayacağım bir maçtı. Çünkü oyuncu Karadeniz takımının da 1461'inde ilk hazırlık maçıydı. Bunlar dikkate almayacağız tabii ki de ama Trabzonspor takımımız inşallah iyi çalıştı. Bugün mesela sabah biraz kuvvet yükledi. Arkasını ayak tenisiyle geçiştirdi. Antrenmanı ertesi güne bıraktı akşam altı. Bunlar önemli. Korbeles'in sahaya çıkması, Benkov Benkovic'in hepsinin oyuncularımızın dönmesi. tabii bize güzel haber olduğunu söyleyebilirim. Siopis'i de döndürdük. Bakalım Siopis'in detayı nasıl olacak. Ama ben Siopis kalırsa da giderse de şu süreci ona hiç yakıştıramadım. Bunun da altını çizeyim arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlemizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.